Antibiyotik kullanılmıyor dediniz. Antibiyotik kullanıldığı zaman çocuklar için zararı nedir? Şöyle, antibiyotik tabii ki her hastalıkta kullanmıyoruz. Antibiyotik gereksiz yere kullanıldığı takdirde vücut florasını bozuyor, antibiyotiğin bir takım yan etkileri var, onlar ortaya çıkıyor. Ve gerçekten ihtiyacı olduğu dönemde çocuklara kullanmak istediğimizde de bu sefer direnç gelişmiş oluyor antibiyotiğe karşı ve en büyük tehlike de bu açıkçası. Bir daha kuvvetli antibiyotikler kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunu da bir takım laboratuvar tetkikleri, fizik muayene bulguları, aileden alınan anamnez dediğimiz öyküyle beraber hepsi değerlendirilip ondan sonra gerçekten antibiyotik kullanmak gerekiyorsa doktor kararıyla bu karar yapılmalı. Ama işte artık o şu an mümkün değil ama eczaneden gidip antibiyotik alınamıyor artık ve istedikleri zaman hemen antibiyotiğe başlayamıyorlar. Ve doktor uygunsa lütfen antibiyotik tedavisini kullansınlar. Doktor uygun gördüğü takdirde. Ve antibiyotik bir de en büyük hata bizim de antibiyotik çocuk biraz kendisini iyileştirdiğini iyi hissetmeye başladığı zaman hemen kesiliyor. Bu da çok büyük bir hata. Çünkü antibiyotik ateş düşürücü ya da semptomatik bir ilaç değildir. Tedavi edici bir ilaçtır. Doktorların öngördüğü süre içerisinde lütfen bunu kullansınlar. Eğer bir yan etki ya da başka bir şeyle karşılaştırdıkları takdirde kendileri değil de doktorlarına danışaraktan ilaç değişikliği yapabilirler. Ya da ilacı nasıl kullanacaklarına dair tekrar bir görüş alabilirler. Antibiyotiği lütfen hani biz düzeldik tamam deyip kesip 2-3 gün sonra tekrar yüksek ateşte geliyorlar. Bu sefer antibiyotik direncini arttırıyorlar. Çocuklarda daha kuvvetli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz. Belki ileride bu antibiyotikleri bile bulamayacağız. Her şey direnç kazanmış olacak. Lütfen aileler bu konuda bilinçli olsunlar. Gerekmedik takdirde zaten kimse bir çocuklara antibiyotik vermek istemez. Ama verilen antibiyotiği de doktorların kontrolünde düzenli olarak kullansınlar.